Ben de kendi takımımı ilk devre haliyle tanıyamadım. Yani ilk devre itibariyle baktığımızda aslında çok durağan gibi geçen bir müsabakada her şey istediğimiz gibi giderken, yani defansif anlamda istediğimiz gibi giderken çok ustaca, becerice atılan bir gol. Bizim takımın önde topu tutamaması, bizim takımın önde bu kadar üretkenden uzak olması tabii beklemediğimiz bir durumdu. Çok usta oyunculardan kurulu Göztepe karşısında da ilk yarı onların istediği şekilde bitmesine neden oldu. İkinci yarı biraz daha önde oynayan, biraz daha topa sahiplerini, biraz daha o coşkuyu yaşarken beklemediğimiz tabii kontra, yani biz önde topu, duran topu kullanırken o topun dönüp bize gol olması maçı bir anda iki farklı skor haline getirdi. Tekrar hamleyle, Ahmet Derin hamlesiyle belki de yine pozisyonlar buluruz. Hızlı adamımızla biraz daha üretken oluruz diye düşündüğümüzde. Yani Ahmet Derin'in belki o golü olsa farkı bire indirebilsek biraz daha heyecanı yüksek bir son bölümler izleyebilirdik. Ama onu da başaramadık. Yani skor olarak hiç beklemediğimiz bir skorla ayrılmak durumunda kaldık. Ama ben yine de her iki takım oyuncularını kutluyorum. Göztepe'ye de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bir penaltı pozisyona itirazla başlayan ve gittikçe büyüyen bir hal haline geldi. Tabii biz içerideki konuşmaları bilmiyoruz ama işte birbirlerine herhalde saha içerisinde o boğaz sıkmalar, artık yumruk var mıydı bilmiyorum ama itişme, kakışma derken sinir harbinin yükseldiği bir ortamda oyuncuların belki tam ne çiçeği bilmiyorum. Belki dillerini tutamaması, hakemin o olayın içerisinde olması. Yani iki tane oyuncunun oyundan ihracına neden oldu. Şimdi mağlubiyeti hakeme de bağlamamak lazım. Ama biz de kötüydük, hakem de kötüydü. Yani ufak tefek hatalar oldu. Bizim mesela ilk yarı sıfırken yakaladığımız bir kontrayı, çok net bir kontrayı normalde avantaja bırakması lazım. Yani düdük çaldı, sarı kart gösterdi. Yani sarı kart göstermek için çaldım dedi ama bence onun hatası bir hataydı yani. Hatanın üzerine hatayla geldi. Yani hata kontra bittikten sonra da sarı kart gösterildi. Fakat işte böyle ufak tefek detaylarda bir iki tane hata yaptı. Ama dedim ki penaltı pozisyonunu net bilmiyorum, penaltı mı değil mi. Eğer penaltıysa zaten ihraçtı orada. Ama oyun için şu anda benim de yorum yapmam çok doğru değil. Yani bize söylenen penaltı diye ama bizim gördüğümüz kadarıyla öyleydi. Ama dediğim gibi çok net fikir sahibi değilim yani o konuda. Ya bugün ben sözümün başında da onu söyledim. Ya ben iki ayda bu takım içerisinde ilk defa bu kadar bir durağanlık içerisindeydi. Dedim ikinci devre o durağanlıktan biraz kurtulmuş gibiydi ama iki farklı geriye düşmek bu tür takımlar karşısında çok zor tabii, o skorun altından kalkmak. Belki onu başarabilmenin peşindeydik. Onu da başaramadık. Yani kaybettiğimiz için taraftarımızdan, o camiamızdan, bugün bizi desteklemeye gelenlerden hepsine özür diliyoruz. Onlara bu ilk sahamızdaki maçta bir galibiyet coşkusu yaşatmak isterdik ama onu beceremedik. İnşallah bundan sonraki maçlarda onu becermek için çalışacağız. Yani. İyi akşamlar. Ligin ikinci haftası. Henüz başlarındayız ama iyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldık deplasmanda. Beklediğimiz gibi oynadık. Kolay olmadı maç. Rakibimizi ilk maçına göre analiz etmiştik. Gerekli çalışmaları yapmıştık. Hafta içi bazı hazırlıklarımız vardı. Bunların da karşılığını sahada gördük. Kazandığımız için mutluyuz. İlk haftalar daha beklenti çok yüksek. Kendi açımızdan da biz de iyi oyun istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Her takım gibi. Bu hafta bunu gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz.